Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Hayatta hiç bir şeyin ne olacağına dair bir fikrimiz yok. Daha fazla sevemem dediğim bir canlıyı her gün daha fazla seviyorsun. İnsan şu soruyu soruyor. Neden? Neden ben? Neden biz? Farklı gelişen bir çocuğunuzun olduğu ile ilgili bir bilginiz yoktu bildiğim kadarıyla. Nasıl karşılaştınız, nasıl karşıladınız? İnsanlar kendi başına gelmesinden korktuğu şeyleri okumaktan bile çekiniyorlar. İnsanların onlara vermiş olduğu tepki, bakışlar. Ya hiçbir şey söylemene gerek yok. Ben senin bir şey söylemeni istemiyorum. Normal olarak hayatımıza devam etmek istiyoruz. Buradasın bugün. Evet. Programın adı Katarsis. Aslında bir duygusal arınma program. Birazcık daha birçok röportajda seni gördüğümüz yerde anlatmadıklarını da anlat istiyorum. Sadece sen anlat diye değil, hayat hikayelerimizin kesiştiği bir yerler var Özgün. Bugün de kimlerle kesişecekse hikayelerin, belki göz önünde olan biri olarak kimlere senin hikayelerin geçecekse ya da belki onların omuzlarına bir el olacak, bir destek olacak. Biraz bunu hayatının farklı alanlarını, duygularını konuşarak birlikte yaşayalım istiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Bakalım. Heyecanlıyım ve hazırım. Tamam. Nasılsın bu koltukta? Şu anda biraz rahatsızım. Pozisyondan kaynaklı. Rahat pozisyondan. Çünkü kolumu koyamıyorum. Böyle tamam. Şeyi de bilmiyorum. Şöyle birazcık daha hazır bulmuşuz şöyle koltuğumu. Peki. Gittin mi daha önce terapiye? Yok gitmedim. Ya bir kere gittim. Tabii bir kere gitmekle de bu iş yani olmaz ama anlatırken birincisi çok rahat olmadığımı farkına vardım. Yani tüm hani o rahatlıkla anlatamadığımı karşındaki insana fark ettim. Bir de aslında temelde problemin neler olduğunu biliyordum kendim yani. Çok şükür de kendi başıma üstesinden gelebildim. Sürekli bir algı var. İnsan tek bir kutuptan ibaret olamaz ama çok beyefendi. İşte eski Yeşilçam filmlerinden fırlamış bir ifade, iyi niyetle ilgili, düzgün adam olmak üzerinden. Dediğim gibi insan sadece böyle olamaz. Hepimizin içinde meleğimiz var, şeytanımız var, karanlık yanlarımız var. Böyle bir anda sorunca ne gelir aklına? Senin karanlık yanın ne? Ya bir kere çok büyük bir üzerimde şey var. Küçüklükten gelen, muhtemelen yetiştirilme tarzımla alakalı. Yani iyi insan ol. Hep bunu söyledi babam yani dürüst ol. Herhalde bir taraftan da sevilmeme korkusu olabilir. Bu yüzden iyi bir insan oldum galiba. Yani hani bazı insanlar vardır, ne bileyim çok yakışıklıdır küçüklüğünde ya da okulda ya da bir şeydir falan. Çok sevilir insanlar tarafından, popülerdir falan. Belki benim öyle bir durumum da olmadı belli bir yaşa kadar. Yani istedim ki insanlar beni sevsin. Zaten temelinde de kötülük yapmak isteyen, aklından kötülük geçen bir adam değilim yani. Çok küçük yaşta ailemden ayrıldım, yatılı okula gittim. 11 yaşımda. Konservatuara girdim. Küçüklüğümü, çocukluğumu, ergenliğimi, gençliğimi aslında hep ailemden uzak ve aslında son derece serbest bir ortamda, konservatuarda, yatılı bir okulda geçirdim. Karanlık yönlerimi düşündüğüm zaman o şeyde çok çıkıyordu ortaya. O bahsetmiş olduğum sana o kötü dediğim hani yeme içme problemlerimin, gece geç yatma, sabahlara kadar oturma, bir şey yapmama. Bir şey yapmak istemiyordum çünkü. Dışarı çıkmak istemiyordum, işe gitmek istemiyordum. Hiçbir şey yapmak istemiyordum yani. Birazcık da evcimen de bir adamım. Öyle dönemlerde böyle ani öfke patlamalarım oluyordu. Yani böyle bir anda çok sinirlenip özellikle işte kız arkadaşımla işte Nida ile olan ilişkimde Nida çok şükür hani beni çok toparladı ve çok kötü bir dönemi aslında hızlıca beni çıkardığı için tanıklık etmedi. Bir insanın hayattaki en önemli ve en onun hayatı için doğru karar doğru bir eş seçimi. Yani ben bu %100 eminim çünkü kötü bir ilişkide nasıl bir hale dönüştüğümü çok iyi biliyorum. Yani ama doğru insan gerçekten iki tarafa da çok iyi geliyor. Yani ya bir ilişki ya seni bambaşka kötü yanlarını ortaya çıkartıyor ya da tamamıyla seni çok daha ehlileştiriyor, çok daha iyi bir insan yapabiliyor. Benim şansım herhalde en büyük şansım o. Diğer yandan demişsin ki babamın beni yetiştirirken yaptığı hataları oğlumu yetiştirirken yapmayacağım. Neyi kastediyorsun?
Vallahi aslında şu anda görmüş olduğum, yani Ediz'le babam çok ilgileniyorlar, annem ve babam. Yani beni yetiştirme tarzlarıyla uzaktan yakından hiçbir alakaları yok şu anda. Yani hiç alakası yok babamın. Babam biraz fazla işte kuralcıydı. Yani kuralcı derken böyle çok işte terbiyesizlik yapma, saygısızlık etme. Belki erken olgunlaştım o yüzden. Bazen sert olabiliyordu yani mesela. Kızabiliyordu bana hani, ama hiçbir zaman el kaldırmadı beni, hiç dövmedi. Ama mesela çık yukarı git, geleceğim şimdi derdi mesela. Allah'ım çıkardım, babam gelecek falan diye beklerdim. Nasıl korkardım yani? Gelmezdi de böyle bir saat sonra falan inerdim aşağıya, unutmuş falan, aşağıda takılıyorlar falan. Biraz daha serbest. Hani biraz daha rahat ol. Hata yapabilirsin hani. Her şey olabilir yani, bir şey, canın yanabilir, hata yapabilirsin. İnsanları kırabilirsin, üzebilirsin. Ben hani insanları kırmayayım, insanları üzmeyeyim, insanlar üzülmesin. Şeyiyle insan biraz kendini yıpratıyor. Aslında bugün benim ilk defa Katarsis'te iki konuğum var. Biri sensin, biri de oğlun Ediz. Onu takip ediyoruz. Aranızdaki diyalog, bazen beraber videolarınız, fotoğraflarınız. Birçok insanın da aynı duyguda olduğunu yorumlardan görüyorum ama bana mesela günlük hayatımda bir mola gibi geliyor. Orada özel bir baba-oğul ilişkisi görüyoruz bir yandan da. Diğer taraftan aslında bu dünyada özel çocuklar var, farklı çocuklar var. Biraz da farkındalığımız olsun istiyoruz. Çünkü başka kelimeler kuruyoruz, başka cümleler söylüyoruz. Bazen gerçekten incitici de olabiliyoruz aileler için, farklı gelişen çocuklar için aslında. O yüzden bugün biraz konuşabilelim istiyorum Down sendromu ile de ilgili olarak. Önce bir baba olarak, anne baba olarak... özellikle doğum öncesinde farklı gelişen bir çocuğunuzun olduğu ile ilgili bir bilginiz yoktu bildiğim kadarıyla. Nasıl karşılaştınız, nasıl karşıladınız? Vallahi tabii doğum hemen sonrasında hastanenin çocuk doktoru Ediz'in işte bir sürü bulgusu var tabii Down sendromu. 13-14 tane fiziksel farklılık gösteren bulguları var. İşte ensede kalınlık, gözlerde çekiklik, işte bir elinde tek çizgi oluyor. Mesela bizim bu üç tane burada çizgimiz var ya, Down sendromuna da ama ola da biliyor. Yani tek elde tek çizgi. İşte baş parmaktaki bir ayrılık olabiliyor falan. Dil, dudak sarkık olabiliyor falan. Ediz'in elindeki tek çizgiyi görmüş. Ediz de böyle zaten tombalak ve böyle çekik gözlüydü ama şimdi benim de gözler çekik. Nida'nın baba tarafı Tatar falan. Şimdi genelde hep öyle oluyor. Tatar'a, Tatar'a çekmiş. Aynı bak Tatar gibi falan diyor herkes. O çizgiyi görünce onu bize söyledi. Yani dedi şey, bir genetik bir test bence yaptırın dedi. Hani böyle bir şey var dedi. İhtimal olabilir. En azından içiniz rahatlasın gibisinden. Çok da güzel bir şekilde bize bu durumu anlattı. Tabii ona ne kadar güzel bir durumda anlatırsa anlatsın, o an büyük bir şok yani yaşıyorsun. Çünkü her şey hazırlanmış, işte baby shower'lar öncesinde yapılmış, işte oda hazırlanmış, doğum olmuş, bebeği alıp eve gideceksin. İşte misafirler gelecek, kutlamalar olacaktı, şuydu buydu falan, hani onları tasarlarken bir anda böyle bir sessizlik çöküyor. Çünkü ne yapacağını bilmiyorsun yani, başına ne gelecek. Orada zannediyorsun ki bilmediğin için. Biz herhalde bundan sonra bir annelik ya da babalık şeyini yaşayamayacağız. Bundan sonra bizim hayatımız üzüntüyle geçecek gibi gibi bir sürü şey, yani milyonlarca şey insanlara nasıl söyleyeceğiz? Yani en büyük sıkıntı bu bence. Yani insanlar ne diyecek? Biz insanlara bunu nasıl söyleyeceğiz? Bir de şimdi öyle bir durum var, bunu söylemesi var. Şimdi herkese ne diyeceksin yani, ne diyeceğiz, ne yapacağız? Zaten insanlar doğumdan sonra kadınlar bir sürü problem, hormonal işte loğusalık diyorlar falan, bir sürü sıkıntı yaşayabilirler. Bir de buna yanında tabii Ediz'in dolayısıyla sağlıksal bazı problemleri
Down sendromlu çocuklarda doğuştan kalpleri delik olabiliyor falan, bir sürü sıkıntı olabiliyor ki Ediz'de de öyle bir sıkıntı vardı. Biz hani yarın sabah döneceğiz diye gittik. 10 gün, 12 gün falan Ediz yoğun bakımda kaldı. Ondan sonra tabii eve biz dönebildik. Yani o sırada bir sürü şey düşünüyorsun, ne yapacağız, ne edeceğiz. Yani çok şanslıyız ki gerçekten ailelerimiz çok akıllı ve mantıklı davrandılar. Dostlarımız, misafir, yani bize gelen aile dostlarımız, arkadaşlarımız, yanımızda olan arkadaşlarımız. Yani insan şu soruyu soruyor. Neden ben, neden biz? Sonra o kadar utandım ki böyle kendimden. Yani ne demek neden, biz ne demek dedim, neden ben demek ne demek yani. Yani Nida'nın yanına gittim, dedim şey, çok zor bir durum. Biliyorum ama hemen toparlanmamız gerekiyor yani. Yoksa hani dağılırız yani. İki seçenek var ya, hemen toparlanacağız. Neler yapabiliriz? Bizi ne bekliyor? Bunu bir öğrenmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Bir taraftan öyle bir garip bir şey ki şimdi Ediz tabii yoğun bakımda olduğu için. Şimdi yanımıza getiriyorlar. Yanımızdayken Ediz hiç dünya umurunda değil. Yani hiçbir şey düşünmüyorsun. Yani kucağına alıyorsun falan, hani acayip bir şey. Fakat tabii sonra tekrar gitmesi gerekiyor. Gidince insanlar geliyor falan. Hani biz tekrar kafamızda aynı sorular. Tabii ki üzüldük yani. Sonuç olarak o an üzüldüğün şey bir de Ediz aşağıda yoğun bakımda. Bizi ne biliyor, karşılayacak, ne olacak, bizim başımıza neler gelecek. Dediğim gibi biz herhalde çocuk sevgisi burada olmayacak gibi bir şey düşünüyorsun. Böyle bir saçmalık. Neyse onun üstüne babamların, yani benim amcam gibi diyeyim, yani çok yakın arkadaşı var Faruk amcam. Onların bir avukat, bir Işıl Hanım dedi. Hem onun da özel çocukları var, hem de bu konuyla ilgili bir derneklere gidip, dernekler var işte, Down Türkiye Derneği gibi. Önce biz avukat hanımın yanına gittik. O bize durumu anlattı, bir iki video izletti falan. Belki görmüşsündür yani, özellikle şimdi biz 21'inde falan herkes şey yapar ya, paylaşıyor öyle şeyleri. Böyle konuşuyor işte, her şeyi yapabildiklerini aslında anlatıyorlar. Ve biz de ne yapabiliriz de geldik sonuç olarak. Ve o gün bugündür hep bütün Down sendromlu ailelerin ortak pişmanlığıdır. Hepsine sorsanız derler ki o ilk doğum anında o günkü mutluluğu yaşamadığımız için çok pişmanız. Hani o üzüntüyü duyduğumuz için çok pişmanız keşke. Çünkü gerçekten öyle, yani bir aslında bir mucize yani. Çok özel çocuklar. Özel çocuk olmasa bile senin çocuğun. Ve hani hayatta hiç bir şeyin ne olacağına dair bir fikrimiz yok. Yarın, bir saniye, bir gün. O yüzden anın tadını çıkartmak, keyfini çıkartmak lazım. Biz çabuk toparlandık. Dediğim gibi Ediz sağlığını çabuk kavuştu. Tabii ki zorlukları olan bir şey yani. Hayatta hiçbir şey, hayat kendisi zaten zor. Bizim zorluklarımız da böyleymiş ama bal gibi bir hani evlat sahibiyiz. O yüzden şey, zor bazı dönemler, özellikle hani insanlara bunu, ya o kadar garip bir şey ki abi. Şimdi şarkıcısın, bilmem nesin. Şimdi evlendiğini söylesen dert. Mesela ben evlendiğimi, albüm çıktı. Denk geldi yani. Albüm çıktıktan birkaç ay sonra ya da aynı dönemde evlendik. Şimdi bunu söylesen reklam. Söylemesen saklıyor. Yani şimdi bunu söylesen ajitasyon mu yapıyor? Söylemesen utanıyor falan. Hani ya bu çok ince bir çizgi. Bir röportaj yaptık. Çok yeniydi bu durum. Ben özellikle hani dedim bu konuyu konuşmayalım. Tamam dendi. Normal röportaj yapıldı. Sonra dedik ya ben bir şeyler hani lütfen senin en azından ağzından yani 3 kere 4 kere falan hani bir şeyler söylemek istiyoruz falan hani. Ya dedim ki bunu başka bir çünkü gene bir şarkı çıkmıştı ya, albüm çıkmış, bir şey çıkmıştı. Tabii şey
Şimdi burada olsan aynı gün, onun çıktığı gün Netiz doğdu. Bayağı saat 1'de klibi izledik, sonra Nida doğuma girdi falan. Ama dedi en azından hani bir iki cümle falan. İşte ne diyeyim dedim, hani o, biz çocuk bekliyorduk, Allah bize melek gönderdi dedim yani hani. Gibi çok kısa bir şey söyledim. Ertesi sabah kalktım, şey çıkmış, herhalde röportaj çıkmış. Çıktım ben de hani merak ediyorum bir taraftan. Ne olacak, ne bitecek, söylesi, keşke söylemeseydik falan hani şöyle mi böyle mi diye Nida ile sürekli konuşuyoruz. Böyle Instagram'da böyle algılayamadığım bir artış var yani hani atıyorum benim o zaman 10 bin takipçim varsa böyle 50 bin olmuş ve bir daha bakıyorum 60 bin olmuş falan böyle bir anda şeyden kurtulmuş olduk. İnsanlara nasıl söyleyeceğiz sıkıntısı bir kere geçmiş oldu. Çok güzel bir yani güzel bir röportaj oldu. Ve ondan sonra insanların aslında bu konuya bilmeseler de duyarlılık gösterdiğini ve çok ilgili, çok fazla insan olduğunu ben görmeye başladım ve kendi yaşadığımız sıkıntının belki çok daha fazlalarını yaşayan milyonlarca aile olduğunu anlıyorsun. Bir empati yani bu. Onu hissediyorsun ve görüyorsun. Dedim buna bir çözüm olmasak bile en azından bir faydamız olsun. Ondan sonra ailelerin en büyük rahatsızlığının insanların onlara vermiş olduğu tepki, bakışlar, dediğin gibi anlamsız bazı sözler, ay kırmayayım falan diye yani o kadar bazen bilmeden şey yapıyorlar ki ya hiçbir şey söylemene gerek yok, ben senin bir şey söylemeni istemiyorum. Ben senin acımanı ya da empati yapmayı herhangi bir şey beklemiyorum ya da bana bir şey söylemek zorunda değilsin falan. Hani bir şey istemiyorum yani. Normal bir olarak hayatımıza devam etmek istiyoruz. Bunun da normalleştirmenin yolu insanların görmesinden ve olayın ne olduğunu bilmesinden geçiyor kaynaklı. Bence Ediz'in en büyük farkındalığı bu oldu. Yani insanlar pek çok insan Down sendromu diye bir şeyin Down sendromu olduğunu, hani ne olduğunu, adının bu çocukların, çünkü birbirine benzeyen çocuklar. Pek çok genetik farklılık var. Hiçbirini bilmiyorlar. Bunu şey için söylemiyorum. Ben de bilmiyordum çünkü. Neden? Çünkü insanlar korkuyorlar. İnsanlar kendi başına gelmesinden korktuğu şeyleri okumaktan bile çekiniyorlar, görmezden geliyorlar. Yani böyle bir bizde de inanış var. Aman hani ben baktım görmeyeyim, benim de bak, işte tahtaya vur bilmem ne falan. Ama işte bu o yüzden yurt dışındaki çocuklarla farklı gelişim gösteren çocuklarla buradaki farklı gelişim gösteren çocuklar arasında çok farklar var. Bunu birazcık normalleştirdiğini düşünüyorum ben Ediz'in. Çünkü insanlar görüyorlar, takip ediyorlar. Çok seviyorlar ve Ediz gibi Ediz'in pek çok kardeşi, arkadaşı var. Ben pek çoğunu tanıyorum. Çünkü hem dernekle, Down Türkiye Derneği ile olsun beraber yapmış olduğumuz işler, hem ister istemez gittiğimiz zaten karşılaşıyorsun. Özel eğitime, 2 aylıktan beri Ediz özel eğitime gidiyor. Hepsinin genel sıkıntıları aynı yani. Onların birazcık üstesinden gelmek istiyorum. Benim hep şeyim şuydu Gökhan, ben hayatta diyordum ki benim bir şey yapmam lazım. Yani bu hayatta sadece şarkı söylemek, insanları eğlendirmek ya da değil yani. Bir şeyim varsa bir faydam olsun, kime olsun acaba diye düşünüyordum hep. Yani şeye inanmıyorum çünkü her sosyal sorumluluk projesine git. İşte o gün oraya git, bugün buraya, orada gözük, burada bugün değil. Yani bir şeyin temsilcisi olman gerekiyor. İnsanlar sana baktığı zaman onu görmeleri gerekiyor. Benim bu soru hayatımdan çıkmış oldu. Tam göbeğinde olarak bu işin. Onu göstermeye çalışıyoruz insanlara. Ama bunu bir misyon sahibi olduğumuz için yani bunu yapmalıyız falan gibisinden olmuyor. Ben mutlu anlarımı paylaşıyorum. Bunun öyle bir artı yönü oluyor yani. Hani kesinlikle şeyim yok. Biz bundan sonra falan bu ülkede bu fark hani değil. Zaten ben normal hayatımı paylaşıyorum. O ister istemez o farkındalığı yaratıyor. Zaten ekstra bir çaban olmasına, hatta baba oğul aile olarak çabanız olmasına da gerek kalmıyor bir yandan. Belki tam yeridir diye söyleyeyim.
seni dinleyen bir arkadaşın olarak da, bir ruh sağlığı uzmanı olarak da, insanın görmediği şeyle, bilmediği şeyle, bazen korktuğu, kafasını çevirdiği şeyle aslında bu hayatta yüzleşmesi gerekiyor ki karanlık taraflarıyla yüzleşebilsin. Böylece gözler kaçırılmaz, böylece ekstra iyi cümleler kurulmaya çalışılmaz. Çünkü aslında bazen bunu bir şey yaşayan birinin ne kadar rahatsız edebileceğini de aslında görüyor olmamız lazım. Gözümüzün önünde olmanız, yanımızda olmanız, bizim sizi izliyor olmamız, bir çaba olmasına gerek yok bunun için. Aslında başka bir farkındalığa ve empatiye sebep oluyor. Bunun çok mühim olduğunu düşünüyorum aslında. Birazdan eğer Ediz de isterse, burada bugün beraber geldi seninle, bir Baba Oğul düeti izlemek ve dinlemek istiyorum. Buna şuradan, bu yakınlıktan ortak olmayı çok istemiştim. Ama bitirirken Ediz'in babası olmayı birkaç cümleyle anlattı istiyorum. Çok acayip bir şey. Herkes için tabii ki kendi evladı çok özeldir, çok farklıdır, çok başkadır. Ben sadece kendi penceremden bakıp gördüğümü söyleyebilirim. Biz gün içinde Ediz'le 5-6 kere karşılaşıyoruz. Yani ayrılıyoruz ve karşı sabah kalkıyor. İşte Ediz'i giydiriyoruz. Babaannesine bırakıyoruz. Sonra bir saat sonra annesi alıyor, okula götürüyor. Okul çıkışında ben gidiyorum Ediz'e, okuldan alıyorum. Tekrar işte babaannesine bırakıyoruz. İşe yüze gidiyoruz. Akşam tekrar işte alıyorum falan. Böyle her karşılaştığımızda sanki çok uzun bir zamandır görüşmemişiz gibi bakıyor bana Ediz. Yani inanılmaz bir mutluluk. Bende de aynı şey geçerli. Sanki böyle günlerdir görüşmemişiz falan. Daha 2 saat önce görüşmüşüz. Ama aşağıda beni bir karşılayışı var böyle. İnanılmaz bir şey. İnsan hep ister ki çocuğu insanlar tarafından sevilsin. Çok şükür gerçekten çok sevilen bir çocuk. Birazcık zaten yaşaması zor olan bir dünyada biraz zor bir hayat bekliyor Ediz'i. Onun farkındayız. O birazcık zaman zaman bizleri üzüyor. Bunun için Ediz'in hem üzülmeden, kırılmadan büyümesi ama hem de aynı zamanda kendi ayakları üzerinde duran bir birey olarak büyütmeye çalışmak ağır bir sorumluluk. Çünkü bizim de bir tecrübemiz yok. Biz de İndale yeni bir anne babayız ve zaman hızla akıp gidiyor. Ama sevgiyle pek çok şeyin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Her gün daha fazla sevemem. Yani bundan daha fazla nasıl sevilir abi bir şey dediğim bir canlıyı her gün daha fazla seviyorsun. Her gün. Ertesi gün biraz daha fazla, biraz daha fazla. Hayatta başımıza gelmiş en güzel şey. Yani İdale hep aynı şeyi söylüyoruz ve iyi ki diyoruz Ediz bizim çocuğumuz. Programın sonunda çok kısa bir geri bildirim veriyorum genelde. Bugün bu geri bildirimi aslında bir yana bırakıp programın gerçek konuğunu, çünkü kulis istekleri ondan geldi, senden geldi. Biliyorsun yani kolay değil. Birazcık şöhret çünkü kendisi çok erken yaşta. Ve tabii bazı talepleri ve istekleri var. Evet, cipsleri hazırdı. Tabii. Çizgi filmlerimiz için aynen, projeksiyonumuzu hazırlamıştık. Tabii, tabii. Eğer hazırsa programı sen ve Ediz'le bir Baba Oğul düetiyle beraber bitirelim istiyorum. O zaman gitarı alayım ben. Burada bir gitar gördük şansımıza. Ediz de gelir. Barış abisini, o çok seviyor. Onun bir şarkısı ben çalayım. Artık birlikte bir düet mi olur? Bir şov mu olur? Bir şey olur, bir şey yaparız yani. Hadi yapalım. Tamam. Teşekkürler Özgün. Çalayım mı Ediz arkadaşım eşek sana? Hı? Sen mi çalacaksın? Ben. Çalayım mı? Çalayım mı? Çal. Çal. Sen mi çalacaksın? Dedim. Çal bakalım. Yakıştı ha. Çal söyleyeyim mi? Sen söyle de. Uzun kulaklarını son bir kez salla. Ah. Çalayım mı ben? Ben.
Hadi ver. Ver çalayım. Sen de söyle ama, tamam mı? Tamam mı? Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. Yaban taylar çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle fişiyor mu? Sarı kız mınık kuzayı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Kulak. Uzun kulaklarını son bir kez salla. O eski dostlarından bir haber yolla. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, 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 arkadaşım eşek.